Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum bölümünün 14. bölümüyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi artık ofise döndük değil mi Osman? Ofise döndük evet. Ama aramızda bir mesafe var. Mesafe var yani. Bana yaklaşma diyorum Osman'a. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma tamam. Evet, Sağlık Bakanımıza da buradan selam olsun. Tabii zor bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz bu arada. Bu arada hani her şey bitmiş vesaire falan da değil arkadaşlar. Ama sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyene dikkat ederek, temasta bulunmamaya çalışarak işlerimizi yine devam ettiriyoruz. Şu anda ofise geldik ama biz haftada bir ya da iki gün ofise geleceğiz. Evet, aynen öyle. Değil mi? Bir ya da iki gün gelip inceleme videoları, içerikler üreteceğiz. Ondan sonra tekrar ellerimize kaçacağız. O şekilde bir süre daha böyle devam edeceğiz. Nasıl görüyorsun Osman şimdi bu süreci? Evet, şimdi normalleşme sürecine ilk adımı attık. Biraz İran itibariyle. Hatta biz de bir teknoloji mağazasına gitmiştik. Bu yüzden bakalım hani teknoloji mağazaları da açılıyordu. Orada yoğunluk var mı yok mu diye. Çok şaşırdım ben gerçekten. Böyle insanlar uzun uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Ben hatta şey zannettim, dedim acaba bir kampanya falan mı var? Hani böyle bu kadar insan yığılmış. Bakıyorum afişlere böyle. Kampanya falan da yok. Fiyatlar falan da normal. Gayet uzun bir kuyruk ve sonrasında açıldı, herkes girdi içeri falan, neyse. Bakıyorum hani gezmek için girme de değil. İnsanlar gerçekten bir şeyler alıyor böyle. 2-3 telefon alanlar, böyle televizyon alıp götürenler. Allah Allah. Çok ilginç bu arkadaşlar. Çok garipsedim ben yani. O videoyu biz kanala yükledik, onu da izleyebilirsiniz. Bakırköy Forum'daki Mediamarkt mağazasına gitmişti Osman arkadaşımız, kamera arkasında görmediğiniz Oğuz. Tabii şimdi orada ben şey düşünüyorum biraz aslında hani... Dijital dünya gelişti, kredi kartı bilmem ne, ödeme sistemleri arttı ama hala da böyle kredi kartı kullanmayan, bence o biraz ondan da kaynaklanıyor sanki. Ve hani o sistemlere güvenmeyen... Belki hani böyle e-ticarete soğuk kalanlar, ne bileyim, teknoloji mağazalarının açılmasını bekliyorlardır diye tahmin ediyorum. Çünkü mesela biz hani bir yetkiliye bir şeyler soralım diyoruz orada. Adamın elinde 4 tane telefon var. Abi diyor, bunları yetiştirmem lazım. 4 tane telefon yani bir kişide. Enteresan tabii. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Mesela ben de bazen sakındığım şeyler oldu. Online alışverişten mesela ben yapan birisiyim. İşte N11'den şuradan buradan birçok yerden alışveriş yapıyoruz. Orada şöyle bir sorun oluyor. Mesela siparişi veriyorsun ama ne zaman geleceği de belli değil. Evet, şimdi bu özellikle şeyde, bir de bu kargoların kota meselesi falan girmiş işin içine. Normalde 3 gün, 4 gün diyorlardı. Şimdi arıyorsun, ürünüm gelmedi diyor. Kota dolmuş. İşte kargoda kota olduğu için gönderemiyorlarmış, evet, vesaire. Bir sürü bahane çıkmış ortaya. Bir şey de diyemiyoruz. Şimdi elimiz kolumuz bağlı. Çünkü mağazalar çoğu kapalı. Marketler kapalı. Sadece hani teknoloji marketleri için söylemiyorum. Şimdi, tabii tabii, başka normal. Genel olarak her yer kapalı. Bütün perakende mağaza kapalıydı. Açıldı ama şu anda açıldı. Şu anda açıldı, evet. Çoğu açıldı. İster istemez herkes e-ticarete yönelmişti. Fakat gördüğüm kadarıyla yönelmeyen de bir sürü insan varmış. Yani özellikle teknoloji tarafında. Evet. Bir tane telefonların fiyatları artmıştı falan diyorduk ama yani yine de talep var gördüğüm kadarıyla. Ya bir de tabii şöyle bir durum oluyor. Hani biz şimdi çok dijital dünyayla iç içe olduğumuz için zannediyoruz ki herkes öyle. Aslında herkes öyle değil. O oraya gidenler, hani kuyruk olanlar veya birkaç birden telefon alanlar muhtemelen o dijital dünyayla hala entegre olamamış kişiler diye tahmin ediyorum ben. Ama bu kötü bir şey olarak söylemiyorum bu arada. Tabii ki de. O bir tercih meselesidir. Öyle yaşamak istiyorlarsa öyle de devam edebilirler ama işte o mağaza kapandığında işte bu biraz sıkıntı oluyor ister istemez. Bir şeye tedarik etmen, ulaşman zorlaşıyor. Tabii çok enteresan bir dönem bu. Yani 300 yılda, 400 yılda, 500 yılda bir gelen bir salgın bize denk geldi. En son 100 yıl önce gelmiş mesela işte. İspanyol gribi olarak filan. Yani tabii ki çok enteresan bir dönemden de geçiyoruz. O da ayrı bir konu. Ama yine de biz tabii sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım her ortamda. Toplu taşımada veya diğer toplu olarak bulunduğumuz ortamlarda. Biz de elimizden geldiğince ne bileyim işte hediye çekilişleri vardı. Onu bile yapmamaya başladık biz. Çünkü kargoları meşgul etmemek, evet, adına aldığımız bir karardı ama Haziran'ın ortasında falan başlayacağız gibi de görünüyor arkadaşlar. Ya kargoları meşgul etmemekten ziyade kargolayamayız diye aslında biraz biz çekindik. Ki bu çekincemizde de haklıymışız. Çünkü ürün bekliyoruz. Adamlar ürünü yolladık diyor mesela. Bize 2 hafta sonra geliyor. Ya da ne olduğu belli olmuyor. Belli olmuyor, evet. Bir tane ben mesela, birisi sosyal medyada paylaşmış. Adam 0 iPhone almış. Bildiğiniz 0. Öyle bir kutu, öyle bir hale gelmiş ki adamın eline ulaştığında kargodan. Yani içinden iPhone paramparça olarak çıkmış. Yani artık hangi şartlarda taşındıysa yani o yüzden, evet, Bu çekilişlere de biz bu kargo sürecinden ötürü şey yapmıştık. Ama önümüzdeki günlerde tekrardan devam edeceğiz. Ayrıyeten canlı yayınımız vardı bizim. Cuma günleri hala var saat 8'de. Orada da canlı yayın esnasında da çekilişler yapacağız arkadaşlar. Canlı yayın esnasında da hediyeler dağıtacağız takipçilerimize. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatmış olalım.
Bu süreçte biz özellikle arkadaşlar ofise çok gelmemeye az önce söyledik zaten karar verdik ve öyle de yapıyoruz zaten ve diğer bütün içeriklerimizi de kendi evimizden ya da yapabiliyorsak farklı yerlerde hazırlayıp daha az insanlarla temas ederek size ulaştırmaya çalışıyoruz ama kanalımızı takip ediyorsanız, teknolojioku.com'u takip ediyorsanız görürsünüz ki herhangi bir şekilde aksaklık veya ürünler ulaşmamasından evet. dolayı değil ama bizim elimize ulaşan bütün ürünleri hızlı bir şekilde inceleyip sizlere hızlı bir şekilde sunuyoruz. Bunun için herhangi bir aksaklık da olmadı. Evet. Hem ekibe hem de destek olan markalara buradan da teşekkürlerimi ileteyim. You have no idea what you're walking into. Armed. I don't care. Şimdi Osman bir de bir oyun var geldi. Evet. Ambargosu da kalktı gibi de daha tam 12, kalkmadı da. 12'sinde kalkacak ambargosu da. Şu anda oyunu yükledik ve oynamaya başladık. The Last of Us 2'den bahsediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz hem Türkçe dublaj hem de Türkçe altyazıyla geldi bu oyun. Gerçekten çok beklenen bir yapımdı. Hani PlayStation 4'ü olanlar bekliyordu tamam ama PlayStation 4'ü olmayanlar da bu oyunu bekliyordu. Ben bekliyordum mesela ama bana gelmedi. Bir tane geldi. Onlar da herhalde YouTube'dan izleriz falan böyle hikayeyi tamamlarız. Gerçi hikayesi daha önce sızdırılmıştı ama spoiler yemeyenler hala vardır. Ben yemedim henüz mesela. Gerçekten muazzam bir oyun. Herkes bekliyor bu oyunu. Yani Naughty Dog durdu. En sonunda bombayı patlattı diyebiliriz. Aslında ilk oyun da PlayStation 3'ün son zamanlarında gelmişti. Bu oyunda PlayStation 4'ün artık son zamanlarında geldi. Ve oyun öyle bir şey ki yani bakıyorsun böyle ya diyorsun bu PlayStation 4 böyle bir oyun kaldırıyorsa PlayStation 5'e acaba gerek var mı yok mu? İnsan böyle bir kafasında düşünüyor gerçekten çünkü grafikler muazzam. Hani o oyunun oynanışı muazzam. Sen oynama fırsatı buldun mu? Daha yani yükleniyor galiba. Yükledim oynadım biraz da tabii bir giriş yaptım yani. Öyle bir şey ki bazı yerlerde hani sinematik mi yoksa oyunun içinde miyim anlamıyorsun. Hani videoya girdi zannediyorsun hani ara video girdi zannediyorsun. Yo bakıyorsun oynamaya devam ediyorsun aslında. Yani öyle bir kurgu yapmış adamlar gerçekten çok muazzam arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ayın 12'sinde muhtemelen biz de ambargo kalktığında incelememizi yayınlayacağız sizler için. Geniş bir inceleme hazırlayacağız The Last of Us Part 2 için. Güzel bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Ben aynı şeyi tecrübeyi yani bende Xbox var da PlayStation yok bende arkadaşlar Xbox'çıyım ben. Gears 5'te yaşamıştım onda da mesela bazı yerlerde hani sinematik geçiyorsun sonra tekrar kumanda sana geçiyor ama evet. O kadar yumuşak ve anlaşılmaz yapılmış ki o geçişler. Tabii Last of Us'la karşılaştırılamaz diye tahmin ediyorum çünkü oynamadığım için. Ben de yani şimdi de Last of Us'la da karşılaştırmayalım. Ama yaşattığı deneyim anlamında söylüyorum. Ben o deneyimi yaşamıştım tabii senin kadar hardcore oyuncu değilim ben. Öyle bir iddiam zaten yok ama hani o deneyimi öyle hissediyorum ben. Xbox'a da gelsin böyle oyunlar. Niye gelmiyor? Ya Xbox'a ne bileyim Microsoft çok fazla sallamıyor herhalde. Yani Sony var güzel oyunları da. Böyle ekskluzivleri var. Şimdi böyle mesela PlayStation dediğimiz aklımıza ne gelir? İşte God of War gelir. Yani PlayStation 4'ü olmayanlar da hani PlayStation'ın ekskluziv oyunlarını biliyor. Nedir işte akla gelenler? God of War, işte Uncharted olsun, The Last of Us yeni. Bunun haricinde Gran Turismo serisi var. Araba yarışı sevenler için. Yani akla gelen pek çok oyun mevcut. Dolayısıyla PlayStation yani Sony bu alanda çok güçlü. İnanıyorum ben PlayStation 5 ile birlikte bu exclusive oyun mantığı daha da büyüyerek, genişleyerek devam edecek. Ama Microsoft'un da kendisine çeki düzen vermesi lazım. En azından ben exclusive duyurdukları oyunları Windows platformuna getirmelerini çok doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar diyor ki hani ben bunu bilgisayarda oynayabiliyorsam eğer hani konsol almama gerek yok gibi bir yaklaşımla oyunları denetliyorlar, süzgeçten geçiriyorlar. O yüzden ben bu yaklaşımın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Vallahi ben beğeniyorum mesela ama tabii şey konusunda haklısın. Yani Microsoft'un o tarafta çok eleştirildiği bir konu o zaten. Yani exclusive oyun yok. İşte Forza var. Forza serisi var biliyorsun. Gears var, Halo var. Başka Gears var, bir de Halo. Evet, Halo var. Onlardan dışında da başka bir oyun da yok doğru düzgün. Ama şey tarafı güzeldi Xbox'ın da yani Microsoft'un da işte Game Pass'te şununla bunu birçok oyunu oynama evet, imkanı sağlıyor. Evet Game Pass bence de çok böyle kazandıran bir yatırım oldu. Çünkü oyuncular ona işte 30 liralık veriyorlar 200'e yakın oyun. Gerçekten muazzam. Malum şu anda Türkiye'de oyun fiyatları arkadaşlar 460'larda 470'lerde. Last of Us öyle mesela değil mi? Mümkünse. Önümüzdeki nesilde de muhtemelen 500 rakamları geçecek. Yani benim düşüncem bu yönde. O zaman oyun almak insanlar için iyice lüks haline gelecek. İşte o zaman şunu düşünebilir oyuncular. Ya Xbox One alıp, Xbox Series X alıp Game Pass'te aylık abonelikle mi oyunları oynasam? Yoksa PlayStation 5 alıp her oyun için 500 lira 600 lira para mı ödesem? Ki ülkemizdeki asgari ücret belli.
Evet. Az çok çalışanların aldığı ücretler de belli. Dolayısıyla bu ikilemde ben oyuncuların belki biraz daha böyle Xbox'a kayabileceklerini de düşünüyorum. Biraz işte orada şey var. Yani toparlamam gerekirse aslında şunu söyleyebilirim ben belki orada. Yani oyunun için oynadıkları da biraz alakalı. Çok böyle hani hardcore dediğimiz oyunla yatıp kalkan bir kitleyse zaten gider PlayStation'ları diye düşünüyorum. Benim şahsi onlar fikrim. Hepsini alıyor. O Switch'i de alıyor. Xbox'ı da alıyor. Bir de onlar oyunları kutulu alıyorlar. Kutulu alıyor. O ayrı bir şey. Gidiyorlar böyle kütüphaneye. Evet. Kitap dizer gibi. Onlarınki farklı bir dünya. Ama genel kullanıcıların hani bizim gibi daha ben mesela biraz da o tarafa daha yakınım. Genel kullanıcıların mesela öyle bir abonelik paketiyle ilerlemelerinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani oynayayım bir kere. Bir kere oynadıktan sonra yüzüne ben de öyleyim. Yani hani tam oyun oynamayı seviyorum ama bir kere oynadığım bir oyunda kalkıp böyle psikopat gibi 4-5 kere oynayıp İşte tüm özelliklerini açayım, tüm eşofmanı açıp bitireyim falan öyle bir şeyim de yok yani. Bir kere oynuyorum, hikayenin tadına varıyorum. Hikaye tamam güzelmiş, iyiymiş. İkinci defaya tat vermiyor yani açıkçası. Evet. Evet arkadaşlar, bir teknoloji okuyorum programında sonuna geldik. Normalleşme süreci yaşadığımız bu günlerde Osman'la tekrar bir araya geldiğimiz için ben çok mutluyum. Yine de sosyal mesafeyi koruyarak evet, bir sosyal mesafeye özen gösterdik. Program yapmaya bir çalışıyoruz. Bir buçuk karış. Diyorum ben Osman'a. O şekilde çekimlerimiz devam edecek. Programımızla ilgili görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizleri YouTube kanalımızda takip edebilir ve aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.